Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Greyhawk, yani Job Fix. Başlayalım videoya. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, elimde 4 yıldızı var. Düt, 4 yıldızı var. Yeğenimle konuşa konuşa 4'e düt dediği için düt diyorum ben de. 4 yıldızı var. Şimdi özelliği ikiye katlı arkadaşlar. Bu karakter Greyhawk dedim videonun başında. Neden Greyhawk? Hemen onu söyleyeyim. Özelliklerine öncelikle bakacak olursak şimdi %78 gibi bir oran var. 7 saniye boyunca etkisi süren bir özellik açıyor. Bu özelliklerden biri işte, şimdi bu kumarhane patronlarının şimdi alamadığı paralar var ya, diyelim kumarhanede kumarhane patronlarının alamadığı paraları arkadaşlar dövüşerek, oyuncuları döverek, oyuncuyu döverek oyuncuya düşen parayı kumarhane patronuna veriyor diyebiliriz. Karıştı ortalık, bir dakika. Şimdi ama geri aldım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi patronların alamadığı paralar var, tamam mı? Ondan sonra ufak bir mafya haline gelmiş bu karakter. Ufak bir mafya haline gelmiş. Şu anda tanıtıyorum arkadaşlar. Ufak bir mafya haline gelmiş. Oyuncuları döverek paraları alıyor. Hatta fark etmişseniz silahları var. Şimdi neden Greyhawk dedim? Hulk'un ilk zamanlardaki görünümlerinde cilt rengi griymiş arkadaşlar. Bu bir Hulk. Yani aynı zamanda Hulk. Hulk deniyor da ne Hulk oğlum? Hulk'ın kahramanı bu Hulk. Şimdi... Fakat ilerleyen zamanlarda, hani bu oyunun kurucusu bildiğiniz gibi çizgi romanlarda Stanley, arkadaşlar Stanley ve Jack Kirby onu yeşile dönüştürmüş. Gri renkli normalde, onu yeşile dönüştürmüş. Sonra Hulk bir kaza sonucu Hulk güçlerini veren kimyasal madde havuzu içine düşmüş. Ve gri formuna, yani gri bir karaktere kavuşmuş geri. Kumarhanelerde kumarhane patronlarının alamadığı paralar için oyuncu döver, ufak bir mafya haline gelir zamanla. Şimdi ben bu karakteri sizlere, gördüğünüz gibi az önce özelliklerine baktık. Özellikle ağır saldırı yaptığınız zaman, ağır saldırıda %78,7 küsür mü kaçtı o, unuttum. Bir olasılıkla arkadaşlar ve özellik açıyorsunuz. Bu özellikler, bakın hemen bak, ağır bir saldırı yaptım. Öfke açtı gördüğünüz gibi. Bu özelliklerin her biri mesela ne diyor? Karo. Kayıp sağlığa göre saldırı puanını arttırır. Hemen böyle bakabilirsiniz. Karo özelliğini açtı şu anda. Kumarhanede patron olduğu için kendisi. Mesela kasılıp vurdu. İkinci bir özellik açabilir arkadaşlar. İkinci skill'e. Evet, gamma yenilenmesi yapıyor. Hulk'a göre... Daha zalim ve acımasız bir karakter arkadaşlar bu. Neden? Gördüğünüz gibi birinci skill'i bayağı iyi bir kanama yaptı. Gene Tra Derman'a karşı dövüşüyoruz. Matcha neymiş? Saldırılar zayıflığı, yorma uygulama, cart dudurt. Bak o sinek var ya, sinek. Combo ölçere göre kritik puan artışı. Bak bu önemli bir özellik arkadaşlar. Bir bakıma Star-Lord gibi diyebilir miyiz? Vurdukça... darbe sayısına odaklı olarak vuruş gücü, kritik vuruş gücü de artıyor diyebiliriz. Başka ne diyebiliriz daha? Dur bir dakika, daha yeni başladık. Başka ne diyebiliriz mi var? Olmadı bu. Tra Derman, neyse. Ya uzun zamandır da video atamıyorum. Neden? Bu gerizekalı var ya. Arkadaşlar Vodafone'a geçmeyin. Bir. İkinci olarak ev internetim 2 gündür yoktur, çıldıracaktım. İptal talebi formu verdim. Traderman'ı da yenildik, sinirim bozuldu. O yüzden sinirleneceğim bir konu aklıma geldi. 2 gündür de internetim yok, iptal talebi verdim. Bana geri döndüler, bir şekilde caydırdılar anasını satayım. Geri iptal talebini geri çektim. Şu anda bugün video atabiliyorum, çok şükür bin şükür. Yaklaşık olarak 4 gündür video atamıyorum mu ya ben? Evet, atamıyorum. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, bakın bak şu anda sinek karosu üzerinde 4 farklı karo özelliğine sahip ve 7 saniye boyunca süren bu karo özellikleri, olmadı bu,
Tutturabilsem var ya, neyse. Lan bu var ya gene... Gene namus meselesine döndü. İndireceğim seni. Bu arada tamamen özelliklerini anlatacağım burada. Bir türlü hep araya başka başka konular girdi, anlatamadım. Ve düz dövüşeceğim arkadaşlar. Özellikle tam bir zehir bağışıklığı var. Elinizde zehir bağışıklığı karakteri yoksa gerçekten kullanılır bir karakter diyebilirim. Hulk'a göre çok güçlü değil fiziksel olarak ama Hulk'tan daha zeki olduğu için. Mesela silahları var. Özellikle Hulk'a göre bir avantajını göz önünde bulundurursak silahları var. Ve kasılıp vurduğunuzda ağır saldırıda, yani ağır saldırıda 7 saniye boyunca etkisi süren, evet, ikinci skilline bakın arkadaşlar, sersemletme yapıyor. Üçüncü skillini de göstereceğim. Üçüncü skilli gerçekten müthiş bir kanama özelliğine sahip diyebilirim arkadaşlar. 5 kanama verdi gördüğünüz gibi Geofix. Evet, zehir bağışıklığı karakteri yoksa elinizde, Hulk yoksa, Red Hulk yoksa, Dish Hulk yoksa, Captain Marvel yoksa, Medusa yoksa, Hyperion yoksa, yoksa Geofix var arkadaşlar. Ama gerçekten herkes kullanmıyor bu karakteri, ama gerçekten şey bir karakter diyebilirim. Ortalamanın mesela 10 üzerinden kaç verebilirim buna? Kullanacağın tarza, şekle, stratejiye bağlı olarak 10 üzerinden arkadaşlar 5.5 verebiliriz. 5.5. Şimdi şeyleri, pasif saldırıları gördüğünüz gibi ağır saldırısı özellikle 7 saniye boyunca Karo, Sinek, Maça, Çaça, Haça, işte Maça, Kupa, gördüğünüz gibi bu özelliklere bağlı olarak belli başlı saldırı takviyeleri gerçekleştiriyor. Öyle söyleyebilirim. Geofix. Ben onu J olarak görüyordum. Geo da yer bilimi demek. Lan diyordum, yer, şimdi vuruyorsun yerden, böyle sersemle yerden bir şeyler çıkıp çıkarıp vuruyor vesaire vesaire. Otobiyografisine bakacak olursak, Hulk'tan fiziksel olarak daha güçsüz olsa da ateş gücü şeytani zekasıyla bu açığı kapatmakta da öteye geçiyor diyor. Doğru, hakikaten de öyle. Hulk bildiğiniz gibi öfkesinin tesiri altına kalmış hayvansı bir karakter, ama bu öfkeyi zekasıyla birlikte kullanıyor diyebiliriz. Şimdi kumarhanelerde bildiğiniz gibi, tekrardan söyleyelim, kumarhanelerde kumarhane başkanlarının alamadığı parayı oyuncuları döverek alıyor diyebiliriz. Elinde silahı var. Zehire tam bağışıklığı var. İkiye katlı özelliği gerçekten müthiş bir özellik. İki özelliği aynı anda açabiliyor mu? Evet. Mesela üçüncü skilli gerçekten müthiş derecede bir kanama özelliğine sahip. Bendeki karakter 3.30. Mesela Gencerme karşı bir düello atalım. 3.30, 5 yıldız full kopya şampiyona karşı bakalım ne yapacak. 3.30, bakın arkadaşlar, dümdüz dövüşeceğim. Gerçekten arada müthiş şekilde kritik vuruşları var. Eğer elinizde zehir bağışıklığı bir karakteriniz yoksa bunu seçebilirsiniz. Yenilenmesi de var arkadaşlar. Gama yenilenmesi var, öfkesi var. Sinek mesela, sinek özelliği kritik vuruşuna darbe, yani vurduğunuz darbe sayısına odaklı olarak kritik vuruşunu artıran bir özellik. Gördüğünüz gibi 919'a çıktı bu vuruş. Evet, devam edelim. Bir ikinci skill. Bam. 1700 vurdu. Bir kasılıp vuralım. 1900 vurdu. Evet, ikinci skill Hiddet durdurulamaz. Şimdi yaklaşsam bana bir vuruşta indirebilirdi. Beni bir vuruşta indirebilirdi. Evet, bir de birinci skill atalım bakalım. Gerçekten güzel bir kanaması var şu anda. Ben de çift taraflı sıvı cesaret de açık olduğu için arkadaşlar, bu etki gerçekten müthiş sürüyor diyebilirim. Hadi yeter artık. Bam. Yani oynaması bedava. Yani oynaması şöyle söyleyeyim. Ben tercih etmiyorum. Açık söyleyelim. Yani müthiş karakter demeyelim. Yeter ya. Vallahi müthiş de müthiş. Neresi müthiş? Çok müthiş bir karakter değil.
Elinizde zehir bağışıklığı hero'nuz yoksa, karakteriniz yoksa, 5. sahneyi oynuyorsanız ve zehir yoluna girecekseniz, elinizde Jofix varsa yükseltin. 4.40'a kadar yolu var. Eğer hiç yoksa elinizde karakter, 5.50 de yapabilirsiniz. Vuruş güçleri kritik dövüşüyor diyelim. Kritik güçleri gerçekten etkili bir karakter. Mesela ben şu anda 3. skill'i sizlere göstereyim. Mesela bak 3.30. 3. skill kaç vuruyor? İzleyin. Gerçekten ama gerçekten müthiş vuruyor. 3. skill özellikle bak. Başlayalım. Normal dövüşeceğim. Şu anda normal dövüşüyorum gördüğünüz gibi. Abi kaç gündür video atmayınca böyle bir şey olduk ya. Amatörleştik sanki. Zaten amatördük. Daha da amatörleştik. Battı balık yan gider. Gerisi yandan gelir. Yandan gider gerisi önden gider. Hadi hadi 3. skill atacağım. Kritik vurma Joe. Joe kritik vurma kardeş. Öldürme onu. Bakın arkadaşlar tek 3. skill atacağım. İyi izleyin. Bam. Evet 3. skill. Bakalım kaç kanama verdi. Müthiş şekilde kritik kanama veriyor arkadaşlar. Evet kanamaya bakar mısınız arkadaşlar. Ve bunu da indirdik. Jofix'i sizlere anlattım. Görüşmek üzere arkadaşlar.